Ve Kadir Sağlam taç atışını kullandırmadı 90 dakikayı bitiren düdüğünü çaldı İstanbul'da gülen taraf konuk Biteksen Giresun Spor oldu Değerli futbol severler sevgiler Toroğlu da şimdi stüdyomuza geldi Gerçekten ilginç geçen senede Giresun Spor takımı İstanbul'da 1-0 kazanmıştı Hafızam beni yanıltmıyorsa arkadaşlarım beni düzeltsin 1-0'dı değil mi? Ee, bu sezonda aynı skor çıkıyor. Galatasaray yeni transferleriyle, güçlü kadrosuyla Mertens'le, Torreira'yla, Oliveira'yla 1-0 yenilmekten kurtulamadı. İstanbul'da öte yanda aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Adana Demirspor Demir Grup Sivassporu Sporu 3-0 mağlup etti. Ee, son derece ilginç bir karşılaşma. 76. dakikada Boya Sainz'ın kaydettiği golle ki geçen hafta Adana Demirspor maçında da bir golü vardı hocam. Giresunspor 1-0'lık galibiyetle dönüyor. Devre arasında izlemeyenler olmuştur belki ama biz dedik ki yani özellikle ilk 15 dakikadan sonra derli toplu oynamaya başladı. Giresunspor takımı. yani ne olup ne olmadığını bilen, gücü oranında oynayan ama çok disiplinli oynayan çok özgüvenli oynayan bir takım gördük biz Giresunspor için söylüyorum bunları. Galatasaray'ın şüphesiz ki çok önemli kadrosu var, kadro derinliği var. E oyuna hükmeden genel anlamda onlardı belki ama skora yönelik doğru işler yapan da Giresunspor'du. Sonuca da yansıdı. E bu erken yenilgiyi nasıl değerlendiriyorsun hocam? Hepsini kabul ediyorum. Bir cümleyi kabul etmiyorum oyuna hükmeden onlar belli bölümlerde. Oyuna hükmeden kendi istediğini oynayan rakibe de kendi istediğini zorla oynattıran bir Giresun vardı. Rakibi kendi isteğine göre oynattı. Galatasaray rakibinin o inadını kıramadı. O e, ee, defans anlayışını kıramadı. Kenardan da bunu halledemedi. Sağın içinden de bunu hallemedi. halledemedi. Şimdi Sandra Bora falan döndü ama e, şimdi Galatasaray'da adam geçecek futbolcular var. Var hocam birden yani fazla var. Var var var. Ama daha şu da var. Yani bu uçaklar yeni indi bir moda oldu ya uçak inince. Uçak hı inince, hı. inince takım olmuyorsun abi. Takım farklı bir olay. Haftayım da söylediğimi bir daha tekrar edeyim seyretmeyenlere. Giresun Spor Başkanı'nı hiç tanımam. Görmedim de. Görsem yolda ben de bilmem. Sen de bilmezsin herhalde. Yok hocam. Antrenörünü çok fazla görmezsin. Öyle ukalalık yapmaz. Eskiden Ankara gücünden o çocuk. 3 senedir bunların fazla paraları yok. Fazla para olmayacak ne oluyor biliyor musun? Bunlar alacaklarını vereceklerini falan hissediyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Yani yorganlarına göre bacaklarını uzatıyorlar. Bizim büyükler yorgandan aşağı bacakları 2 metre falan çıkıyor. Sonra böyle mağlup oluyorlar yani. Anladın mı? Yorgana göre bacağı uzatmak. Hani bazen paranın olmaması da iyi. Hafif böyle dikkatli olursun filan. Ne olurdu bugün Galatasaray'ı yenebilirdi de. Ama Galatasaray futbol oynamadı iyi. Bir 10 dakika 15 dakika pres yaptılar hep beraber. Ondan sonra yapamadılar. Ama ve lakin. Şimdi Okan yeni geldi. Takımdaki futbolcular daha birbirlerine alışacaklar. Okan Hoca 10 maç sonra takım kurarsa o zaman diyeceğiz ki tamam. Ama nasıl takım? Klasik olarak 11 belli olacak. Zaman yani vereceğiz. 10-11 evet 10 maç. 10 maç daha kaçıncı ikinci maçı. Ha, geçen hafta da Galatasaray hak etmedi galibiyeti beraberlik kokan bir maçtı. Antalya. 3 de puan aldı. Ama işte oradan aldığını burada verdi. Orada çok önemli bir deplasmanda 3 puan evet. kazanmıştı. Hani çok büyük avantajı Belki oraya kazandı. bir de yazabilir Ama oradaki ama... galibiyeti buradaki burada sıfırladın. mağlubiyetin oradaki galibiyetini sıfırladı. O çok büyük avantajdı Antalya galibiyeti. Doğru hocam ya. Yani aldığını tık diye verdin. İşte lig maratonu böyle bir şey. E güzel. Iyi bir lig şey. maratonu böyle bir şey. İyi e, bir şey. Hakikaten. Hocam inşallah iyi olur. Daha da iyi olur hani öyle büyükler yenilmez bilmem ne yapmaz filan filandan kurtulacağız. Gelecek bir takım büyükleri yenip gidecek. Ha haftayımda ne dedik? Hani bir sıfırla çok zor o zaman daha maç sıfır sıfırdı. Hani bir sıfır çok zor. En az iki galip geleceksen üç atman lazım dedik. Ama bir sıfırla malı götürdü Giresun Spor. Hocam, çünkü çok disiplinli, çok ikili mücadelelerde ayakta kalan ki bak Şuraya bakıyorum 51'e 44. Neredeyse eşit ikili mücadele. Hiç bak. Özgüvenli oynadılar. Hiç Galatasaray defansı topu aldığı zaman basmadılar. Mustara'ya hiç gitmediler. Hep kendi yarı alanlarına döndüler. Ve inanılmaz büyük hata Abdülkerim'den. Abdülkerim Konya'da iyi. Onda konuştuk devre arasında. Ama devre arasında söylediğimizde çıkıyor. Bizde de ne varsa yani var, var, bir şeyler. olmuyor. yani, yani... Tabii ki Abdülkerim'den marka bir anda çıkmaz. Yaşı da genç değil, 28 yaşında Abdülkerim. Hiç çıkmaz. Ee, ama belki değil hiç çıkmaz. E, bu seviyede hatalar da işte bedeli ağır oluyor. Hocam Galatasaray takımında oynuyorsun. Hayır hocam. Yani. Hani Hadi topu oyuna sokamadın, vur topa ya. Ve belli etti oraya pası vereceğini de Giresunlu oyuncu hemen süzüldü araya. Evet. Anladı yani geleceğiniz iki evet. oyuncu. Evet. Anladı Borya Sainz girdi araya. Şimdi bak Abdülkerim bu hatayı yapıyor. Rakibe ceza alanı civarında çok kontrolsüz giriyor. Üç. Bir de haddini bilmiyor hakemle çok konuşuyor. Yani bunları yapan adamın hakemle konuşmaması gerekir. Yarın bir gün başka türlü başı belaya girer, takımını yakar. Söyleyelim. Hocam çok enteresan Galatasaray'da e, Giresun'un arasında oynanan Süper Lig'de 4 maç var. İkisini Giresun kazanmış. Bu 5'te 3 oldu. Öyle mi? Çok enteresan ya. Peki iki takımın mali portresini bizim ya arkadaşlar... Hakan Keleş yönetimindeki Giresun'u diyorum. Evet. Bizim arkadaşlar iki takımın bu çıkan sahaya... Giresun 15 milyon euro. Mali portresi. Giresun 15 milyon euro değerinde. Yani futbolcu başına bir milyon değil yedekler ve sokarsan. Galatasaray'da 145. 15'e 145. 10 misli. 10 misli. Evet. Ama işte parayla olmuyor hocam. Evet. Parayla saadet olmuyor derler ya. Parayla saadet olur Şşş, da dikkatli harcarsan olur. Ee, şimdi hocam beraber beraber hazırlanmak, beraber oynamak beraber yaşamak falan bile bunlar farklı şeyler. Galatasaray takımı e, geç geldi transferler. Galatasaray Kolay tabii. değil bu seviyede transfer yapmak da. Daha hazır değil. Giresun Spor bir beyinden düşünüyordu. Galatasaray'da henüz beyine karar verilmemiş. Kim beyin olacak? Bir beyin olacak. Evet. Tabii. Bir oyun aklı olacak. idare edecek takımı. Bir de takım artık Okan yani 6. maçtan sonra 5-6'dan sonra artık 11'ini birini belirlemeli. En Tüm önemli. demeli oldu. ki ben banka oynarım. O diyecek ki ben evet. iyi yedeyim. Bunu demeli. Herhalde yapacaktır. Ee, e, hiç değil. Öyle. Şimdi Galatasaray'ın daha bu ikinci resmi maçı. Dolayısıyla daha maç ritmini kazanamadı. Beraber hazırlanamadı. İşte bugün Mertens'e Torreira girdi. Ama tabii bir yere kadar. Onların da yapacakları bir yapacak anda olmaz. Böyle katkı. Bir, daha hani dur, yeni haftada gelip bir anda takıma uyum sağlayıp oynayıp yani mucize e, mucize beklememek lazım. Giresun'un teknik direktörü 3 senedir çalışıyor. 3. sezonu değil mi? Yanlış söylemiyoruz arkadaşlar. Yani 3 senedir ne yapıyor? Biz bunlarla seneye gideriz. Şu futbolcuları verelim. Bu futbolcuları alalım gibi doğru işler yapıyorlar. 2 topçu, 3 topçu veriyorlar, alıyorlar. Öyle takım oluyor. Maçtan önce de dedi ki yani bizim Mali durumumuz belli. Hani geçen senenin üzerine koymak için bazı rütuşlar yaptık ama yine mali durumumuz el verdiğince yaptık. Ama tabii görüyor orada yaşıyor 3 yıldır. Yani takımın gelişimini görüyor, nerede eksik olduğunu görüyor. Takımla beraber yaşıyor, hazırlanıyor. Şimdi öyle olunca işin daha kolay. Giresun en azından hoca oranın hocası 3 yıldır. Evet. Biliyor her şeyi. Daha hazır bir görüntü verdi. Hani geçen hafta Adana Demirspor'a yenilirken de aslında oyun olarak e, sıkıntı, geride bir oyun sergilemediler. Bitiricilikte sıkıntı yaşadılar mesela geçen haftada. Bu hafta rakip bitirdi bir de o var tabii. E bir de şimdi tabii e, iç sağ oyunuyla deplasman oyunu evet. farklı şeyler. E, burada kendilerine uygun bir oyun e, imkanı da vardı. Zaten çok fazla hücum imkanı da bulamadılar. Dikkat et öyle evet. bir yani şöyle iyi bir akım var. Sağ taraftan yine geldiler kesik bir orta atıldı. Futbolcuları vuramadı. Hüseyin bir, yani bir iki tane. kadro dizilimini varsa verebilir misin oraya? Şeyi söyleyeceğim hocam. Şimdi önümde de var. Bakıyorum. Şimdi Mitçe şöyle Oliveira başladı. E, Mit çok fazla hani temiz oynuyor, risksiz oynuyor ama hani çok fazla oyunun içinde gözükmedi. Eee Oliveira da 60 61 gibi çıktı zaten. E, o da belli bölümlerde kopuk kopuk vardı. E, dolayısıyla ilk kementi zaten oraya attı e, Okan Hoca da. E, bugün Yunus'la Kerem de çok içe girerek oynadılar. E Seferovic bir tane çok önemli pozisyonu var. E, o da güçsüz kaldı oradaki evet. vuruşunda. Emre Akbaba hani bir var bir yok. E böyle olunca üretkenlik anlamında nereye ne yapacaksın? İkinci acaba? yarı çift santrforu da döndüler hani. Döndü, Gomize aldı Emre'den sonra çıkartıp... da orta sahayı kaybettiler ama. Tabii onu görünce de onu görünce de, de Oliveira'yı çıkarttı bu sefer Torreira'yı koydu evet. Okan Hoca ki baktı çünkü Giresun bir ara bir 10 dakika evet. sürekli gelmeye başladı. Gelen geçiyor orta sahayı. Okan Hoca baktı olacak gibi değil. Orada e, Oliveira da belli alanda oynuyor. Yoruldu. Oliveira'yı çıkardı. Emrah Babada olmayınca hemen Torreira'yı aldı oraya müdahale etti. Anlamadığım bir şey var. Tabii bunu Okan Okan mı istedi yoksa kendileri mi yaptılar? Yunus da Kerem de çizgide daha iyi hareket yapabilecek oyuncular. İkisi de inatla çaprazlama girmeye kalktılar. Ne iş? Şuna döndü Sence? işte ikinci yarıda ama yani Yunus da içeri kat ediyor. Kerem sürekli içeri kat ediyor. Yunus ya Kerem belki bir kez iki kez yoktur bile. Bir defa, bir defa kenarı... de girdiler sol çizgiye. Onu da iyi orta gelmedi. Gelmedi. Çıkaramadılar. Ee, yalnız bir şey söyleyeyim. Galatasaray bak Giresun defans ağırlıklı oynamasına rağmen Galatasaray ceza alanına pozisyona gittiklerinde bazı pozisyonlarda adet olarak aynı gittiler. Az gittiler ama adet olarak aynı geldi Ve tehlikeli geldi. Yani cennetin canlarını cehenneme soktular. Bir iki tane evet. çok tehlikeli evet. atakları var. Ve Kerem'le Yunus Akgün bugün hayal kırıklığı Galatasaray'da aslında. Sen git abi çizgiye. Seni adamın istediği Seni içeriye göndermek. Gidecim gönderdi seni içeriye. E i̇çeride zaten iki adamım var ikinci yarı. Bir de orta sahadan geliyorlar. Altı kişi. E onlardan da yedi kişi var. İlk keriye de on dört, on beş. E nasıl boş alan bulacaksın? Onu öyle bir kapatmış ki. Ya penaltı diye, yapacaksın, ya şey yapacaksın. dörtlü dörtlü iki tane evet. blok yapmış araları kapatarak Evet. E, Hakan Hoca. E sen de yardım ettin ona, ona ya. ya. Sen oyunun, de yardım ettin oyunun ona. Oyunun genişliğe de, genişletemedi. De yani Okan'ın söyleyeceği şuydu kardeşim ikinci yarı. Girin kardeşim çizgilerden başka içeriye girmeyin. Hani orta alandan giren olsa arıyor mı Siz çizgiye çekin ya. Bu da maçı Oyunu. bitiren 11 değil mi? Tabii Mertens o tarafta. Kerem bu tarafta. Yunus'u aldı. E, Mertens'i sola attı. E, Kazımcan'ı aldı. Yani o taraftan atak da yemeye başlamıştı. İşte bilemiyorum ki. Yani e, denedi. Ama yaptığı arayışlar da karşılık bulmadı Okan Hoca'nın. Seferovic'i nasıl buldun? Hazırlık maçlarında attığı goller var, asistleri var ama bugün Seferovic her topu aldığında baskı yedi, yıprandı da mesela biraz o anlamda fizik kalitesi düştü ilerleyen bölümde. Gittikçe düştü fizik kalitesi. Kaç yaşında Seferovic? 31 miydi? 30-31. Komisyon 37 alıyoruz abi alıyoruz da ya şimdi 31, 32 de olsa hocam iş nereye geliyor biliyor musun maalesef gerçek mesela pazara gidersin anlıyor musun pazara sabah mallar cam gibidir filan bazı uyanıklar pazara akşamüstü giderler saat 5'ten sonra evet. bizim futbolcu alımızda öyle oluyor işte pazara <laughs> geç gidiyoruz. Gelenler i̇şte bunlar. Orada hocam. ama Yoksa hocam geçen imal, hafta da sabah satılıyor. E fırsat Bunların oluyor içinden, bazen. Ama biliyorsun. fazla fazla dolmuş yapıyoruz. Gazetelerde, maşelerde abi pompa. Sonra ee, top patlıyor. Bak hocam, Pompayı fazla yaparsan top patlar biliyorsun. Ee, şeyi soruyorlar. Torreira'nın pozisyonunu bakacağız ona. Ee, onu birazdan görüntüler gelsin. Ee, çok da uzun bir zaman kalmadı. Görüntüler gelsin. Hepsine bakacağız. Yani. Ee, bu son bölümdeki hocam sen görebildin mi onu inerken? Yok ben. Asar, sol taraftan asar, asar e, asar e, yerde kaldığı pozisyon var. Hayrullah'la girdiği ikili mücadele. Onu soruyor Galatasaraylı e, taraftarlar. Ee, özellikle onunla ilgili bakayım başka Emrah Babayla ilgili de bir soru var. O ilk yarıda herhalde. Ama şey e, herkes ağırlıklı olarak Torreira'nın pozisyonunu soruyorlar. Bakacağız. Bakacağız. Şimdi hakem deyince aklıma geldi. Geçen hafta biz Cüneyt Çakır'la ilgili bazı şeyler söyleyeceğimi söyledim. Evet. Biz evet. onu. Hocam sen bence onu söyle. Onu yoksa bu günde, söyle. bugün bugün de çok çünkü... Bugün maç sonunda mutlak mutlak suretle onları anlatacağım. Kamuoyu bilsin bazı şeyleri. Ondan sonra çünkü bu haberler şey haberler yani ortada gezen haberler değil. Onu söyleyelim bilgisi olsun insanları aydınlatalım. Karşıt görüşler olabilir, hayır derler, bu böyle değil derler filan. Onlara da açığız. Bize bildirirler. Kerem Aktürkoğlu'nun top kayıplarından dem vuran Galatasaraylı futbol severler var. Kerem yok bugün. E, yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu iddia eden Fenerbahçeli <laughs> futbol severler var. Ona da bakacağız. O da e, ikinci yarıdaydı. Ee, şöyle bir bakıyorum hocam. Baya çok soru var. Eee günlükler diyeceğime bakacağız. Lig yeni başladı. Lig yeni başladı. Ee, bakıyorum. Abdülkerim'i sormuşlar. Yani hata hata işte oluyor hata ama bu tarz hatalar o pozisyonda oynarken yapılan hatalar hocam, doğrudan skora neden oluyor. Hocam stoperlerin sağlamsa korkma. Ama değilse kork. Çünkü Stöber'in yaptığı hata direkt kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. Yıllarca orada oynadığım için iyi bilirim. Hani ilk başta forvettim Santrifor sonra Stöber. Orada var ya yanındakinden öyle anlaşacaksın ki göz göze. Hocam yalnız iyi oynaman hatası oynaman değil. Göz göze anlaşacaksın. Bazen öyle hırslanırsın ki çift Stöber kavga edersin biliyor musun Ender? Mesela benim Stöber arkadaşım şey İsmail Dilber. Şu anda ha. Antrenörler Derneği Başkanı. Başkan, evet. Biz çok küfürleştik. Niye oraya gitmedi, niye buraya yapmadı? Abi o anda yani mecbursun. Doğru. Bir yerde çapmaza gireceksin. Bilmem ne yapacaksın. Takımı başarısı için uğraşıyorsun. Çok tartıştığımız oldu. Ama pozisyon için tartıştık. E, hocam şeyde Giresun'da Traore o, ben onu şeyden de hatırlıyorum galiba. E, daha önce ligimizde oynadı. Müthiş oynadı yalnız bugün ya. Oraya 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 paslar öyle bir yandan, orta saha direnci bir yandan. Neden başarılı oldular? Hiç topa vurmadılar. Evet. Hiç topa vurmadılar. Çıkarken de ayağa Sakin, pasta çıktılar. Ayağa çıktılar. Galatasaraylı futbolcular önce bir 15 dakika presi yaptılar ama ondan sonra onu yapamadılar. Yani Okan Hoca'nın bir defa fizik müzik işinde bayağı işi var onu sana söyleyeyim. Hocam. Bu Antalya maçında da gözüktü. Fizik olarak işi zor Okan Hoca'nın. 10 maçı var Okan Hoca'nın. 10 maç sonra artık pardon ben bunu işte böyle yaptım da hakemdi hakemdi demeyecekler. 10 maç var. Çok enteresan. Galatasaray'a konuk olduğu son 3 Süper Lig maçının ikisini kazanmıştı Giresun Spor. Tamamında gol atmayı başarmıştı. Bugün de 4'te 3 yaptı ya. Çok enteresan. Bazı takımlar böyle vardır ama her takımın bir belalısı çıkıyor. Var. Olur yani ters gelen takımlar vardır. Bize de öyleydi Giresunspor. Oluyor ya. Yani. <laughs> Bize de öyleydi. Ankara'da falan bizi bayağı terletirler. Bizden zayıf takım olmalarına rağmen. Geçmişte. Ee, bir de şöyle enteresan bir şey var. Ee, şimdi arkadaşlarım da hatırlıyor, hatırlatıyor. Giresun maçı o 1-0'lık maç geçen sezon Fatih Terim'in son maçıydı. Bu da Okan Burun'un ilk maçı. <laughs> seyircisi önündeki ilk maçı yani. Kendi evinde. O da iç sahadaki maçtı. Enteresan. Yani e, ama İstanbul'da da İstanbul takımlarıyla burada oynadığı son dört maçın ikisinde kazanmış Giresun takım. Yani Giresun e, iç saha maçlarındansa bu tarz İstanbul takımlarına karşı dış saha maçlarında daha sabırlı oynuyorlar. Duruyor. Sabırlı oynuyorlar. Bu tip takımı yenmen için ne yapacaksın? Öne sen geçeceksin. Attıkça kapanır. Kaplumbağanın içine saklandığı gibi kabuğunun içine. Aynen kafayı da çeker. Hiçbir şey yapamazsın. Yazı kaplumbağayı ters çevirsen bile hiçbir şey yapamazsın. Öyle hocam. Ne tatlı hayvandır o da ya. Öyle, öyle hocam. Ee, şimdi birazdan dünkü Trabzonspor spor maçı ile ilgili de e, burada bazı pozisyonlar seçtik. Onları da konuşacağız. Ee, yine e, açıklamaları ekrana taşıyacağız. Röportajları ekrana taşıyacağız eee Nef stadyumundan gelecek açıklamaları da bari, e, o arada ben iki şey söyleyeyim hocam. Bir Söyle hocam. E, Sakarya bölgesinde Abdülkadir Aypek var. Eski hakemdir. O vefat etmiş. Baş diyelim. Evet, Bir anladım. de bizim arkadaşımız var. Atina Türker bilirsin. Kitabı çıktı. Futbolun arka bahçesi diye. Atila kardeşim yazıları hep belgeli yazar. Birkaç idareciden geçmişte ya 35 metrekarede evde oturuyor diye zavallıya yardım edelim diye söylediler İsmini söylemeyeceğim. Nasıl ya? Ne demek o yani? Yani zavallıymış 35 metrekarede oturuyormuş e, Atilla. Hakkıyla alanın teoriyle. Ama işte bunu yapan sonra, bunu söyleyen doğru, adamın ismini doğru. söylemeyeceğim. Yok yok söyleme. Çok namuslu çünkü Atilla 35 metrede oturuyordu. Şimdi 85 metreye geldi. Evi de güzel manzaralı. Kitabı çıkmış futbolun arka bahçesi diye. Atilla çünkü olsun. düzgün yapan bir adamdır. Tavsiye ederim alın okuyun da. Ben ön bahçeyi arka bahçeyi yazdım, arka bahçe. Arka bahçeye yazdım. Allah, yazdım. Allah, oh, ah o oh, bahçeler. <laughs> ah o oh, bahçeler. <laughs>